Evet, tarihlerimiz 7 Kasım Cumartesi'yi gösteriyor. Saat de 2. Şu an 2'yi 1 geçiyor. Biraz geç kaldım, farkındayım. Dün aslında PlayStation 5 elime ulaştı. Ancak kutu açılışı bir gün sonraya kaldı. Ama affettireceğim. Hem PlayStation 5'in kutusunu açacağız hem de zaten masada gördüğünüz PlayStation 1, 2, 3, 4 ile yan yana kıyaslayacağız. Özelliklerinden bahsedeceğim. Bu video konusu bu. Hatta ilerleyen dakikalarda PlayStation 5'in kutusunu açmakta kalmayacağız. Röntgenini de çekeceğiz arkadaşlar. O da Türkiye'de ilk olacak bu arada. Onu da söyleyeyim. İlk burada izleyeceksiniz yani. Şimdi PlayStation 1, burada PlayStation 1 yok. PlayStation Classic var gerçi. 2018'de çıkmıştı ama PlayStation 1 1994 yılında piyasaya çıktı. Sonrasında PlayStation 2 geldi. Böyle biraz daha slim versiyonu bu arada. PlayStation 2 2000 yılında piyasaya çıktı. Yine PlayStation 3 2006, 6 yıl sonra çıktı. PlayStation 4 ise 2013 yılında piyasaya çıktı. Bunlar farklı modeller. Bu PS3 Slim modeli. Bu da PlayStation 4 Pro modeli olduğunu söyleyeyim. Bunları şimdi aşağı alacağım. Çünkü ana konumuz başka. Biliyorsunuz. PlayStation 5. Şunu şöyle şuraya doğru yerleştirdim. Bu da güzeldi bu arada ya. Bayağı severek oynamıştım. Hala da çalışıyor bu arada hepsi. PlayStation 1, 2, 3. Şöyle Slim versiyonu. Bu arada bunun bir de ilk versiyon FAT olarak da biliniyor. FAT kasa. O da burada bir yerdeydi. Bulamadım şu an. Gerçi bulunmayacak kadar küçük değildi. Onu söyleyeyim de. Hatta PlayStation ekosisteminde PlayStation 5 ile tasarım da benzer yapıdaydı. PlayStation 3 FAT sürümünün. Onu da söyleyeyim. Hatta muhtemelen PlayStation 5 piyasada bir süre sonra Slim versiyonunu da görürüz. O da bu eski kasada FAT sürümünü adını alır. Balıklarımla tanıştırayım bu arada. Evet. Mekanın sahibi geldi arkadaşlar. PlayStation 5 karşımızda. Gerçekten bu arada net olarak söyleyeyim ağır bir konsol olmuş. Ama şimdi zaten hep birlikte göreceğiz. Şimdi burada ne yazıyor? Sony Türkiye garantisiyle geliyor bu cihaz. Bu piyasada yani şu açacağım kutu yani bize özel gelen sürüm değil. Yani sizin satın alacağınız model de aynı bu kutu içeriğine sahip olacak. Onu söyleyebilirim. Sony Türkiye garantili. Bu arada Sony PlayStation Türkiye'ye de çok teşekkürler. Bu imkanı bize sağladığı için. 8K burada ibare görüyoruz. 4K 120 Hz desteği var. HDR desteği var. Bu cihazın arka tarafına bakalım şimdi. Şöyle çevirelim. Arka tarafında burada Play Like Never Before yazısıyla beraber 825 GB'lık model olduğunu görüyoruz. Şimdi artık yavaş yavaş kutusunu açalım. Benim açacağım nerede? Evet, ev ortamı olunca meyve bıçağıyla beraber şuradan iki çentikle açayım. Kutu içeriğini göstereceğim size. Şimdi şöyle yan yatırmak daha doğru olacak galiba. Çünkü oldukça büyük bir cihaz. Şöyle kutuyu bir çıkartayım. Şöyle koyalım bunu. Bu arada kutusundan altta sıkışmış garanti belgesinde böyle görebiliyoruz. Burada da var. Onu da kenara atalım. Şimdi çıkıyor yavaş yavaş kutusundan. Bakalım. Düşürmek de istemiyorum. Burada ilk başta olayımız burada. Ona geleceğiz birazdan. İlk başta şundan bahsedeyim. Şurada bakalım neler varmış. Burada klasik olarak yine şeyler. Garanti belgesi sanıyorum bu. Yok. Başlangıç kılavuzları. Yine bu da keza aynı şekilde. Bunlar güvenlik kağıtları vesaire falan. Bunları kenara atıyoruz. Şurada güç kablomuz var. O çıktı. Tekrar yerine koyayım. Burada HDMI 2.1 kablosu. Bu arada onu da söyleyeyim arkadaşlar. PlayStation 5'te HDMI 2.0 kutusundan çıkacağı söyleniyordu. Ama PlayStation 5'in kutusundan HDMI 2.1 kablosu çıkıyor. Böylece bu kabloyla beraber 4K 120 kare oyun oynayabiliyorsunuz. Tabii bunu hep birlikte önümüzdeki dönemde bizim yapacağımız incelemelerde göreceğiz. Sizlere anlatacağım. Şimdi devam edelim. Bunu da yerine şuraya koyayım. Burada bu şey için.
Bu standı cihazın PlayStation 5'e hem dikey hem yatay olarak konumlandırabiliyoruz. Onun üzerine birazdan zaten ona da beraber bakarız. Bunu kullanacağım için şuraya koyayım şimdi. Ve işte tamam, kutuda başka bir şey, şurada bir şey kalmadı zaten. Olayımız bu aslında biraz da. Çünkü DualSense yani çok iyi arkadaşlar ya. Tutuşu falan gayet iyi. Bu arada tetiklerden falan da bahsedeceğim az sonra. Diğer gamepad'lerde de zaten kıyaslayacağız ama görünüş olarak şu ve korkulduğu kadar da büyük kaba bir gamepad olmamış. Daha doğrusu bunun adı DualSense PlayStation. Artık bu gamepad'le beraber DualSense'e geçti. Bunu da şimdi kenara alalım ve PlayStation 5'i artık kutusundan şöyle devasa bir şekilde çıkartalım. Şu kutuyu da şöyle şuraya atabilirim artık. Bayağı bu arada gerçekten ağır olduğunu söylemem gayet mümkün yani. Oldukça wow, evet. Budur abi. Budur. gerçekten de büyükmüş bu arada. Yani heybetli. Mekanın sahibi olduğunu direkt olarak gösteriyor herhalde. PlayStation 5 iki farklı sürümle geliyor biliyorsunuz. Bir dijital sürüm var, bir de diskli sürüm var. Bu diskli sürümü. Oldukça güzel görünüyor. Muhtemelen şu yan taraflardan tabii öyle. Çalıştığında mavi ışık veriyor. Dinlenme moduna geldiği zaman sarıya dönüyor. Vesaire. Şu şeyi şunu atalım. Güzel görünüyor. Bu arada çok enteresan işlemeler var. Ondan bahsetmişlerdi. Şurada mesela yakından baktığınızda Sony logosunu görüyorsunuz. Fakat daha detayda şu tırtırlı yüzey aslında içinde mikroskopik boyutu diyeyim. Bu kare çarpı daire ikonları var. Sony'nin PlayStation ikonları bu şeyde düzlemde yer alıyor. Hatta öte yandan bu gamepad'in altında da iç yüzeyinde de aynı şekilde olduğunu söyleyeyim. Şimdi onu da şey yapayım. Ön tarafta USB girişi ve burada USB-C portumuz var. Artık tabii ki PlayStation 5 ile beraber USB-C standartına geçtik. Alt tarafta güç butonu. Bu da diski çıkartmak için kullanacağımız buton yer alıyor. Şurada PlayStation logosunu görüyoruz. Arka tarafta yine burada USB portları, Ethernet portu, HDMI portu, HDMI 2.1 portu ve güç girişi var. Oldukça büyük bir kasamız var. Burada kilidimiz var yine güvenlik için, altına almak için. PlayStation 5 kasası niye bu kadar büyük derseniz, yani bir ufak aslında bir PC, hatta ufak değil yani PC boyutu kadar olmuş demek mümkün. Niye bu kadar büyük peki? İçinde çünkü geniş bir fan teknolojisi kullanılmış bu cihazın. Böylece PlayStation 5'te ısınma sorunu olmayacak. Biliyorsun PlayStation 4'te artık 4 ve 4 Pro'nuz varsa her oyuna girdiğinizde şey alıyorsunuz, böyle artık böyle bir fan sesi falan duyuyorsunuz. Fakat PlayStation 5'te tabii ki artık yeni nesille beraber öyle bir şey olmayacak. Hatta röntgenini çektin dedim ya, orada da görürsünüz içinde bu kadar büyük, nal kadar şey var yani, fan var. Onu da görebilirsiniz. Birazdan bu araya da koyarım videoya. Yani sadece şey değil, fanda değil bu arada. İçinde özel bir soğutma teknolojisi de kullanılmış. Ondan da incelemede yine ayrıca sizlere bahsedeceğim. Şimdi bu standla beraber bu cihazı isterseniz böyle dikey duruyor gerçi ama işte biri gelir devirir falan, çarparsa, işte kediniz varsa, evde çocuk varsa tehlikeli. O yüzden bununla beraber şöyle şunu alta herhalde koyuyorsunuz arkaya. Ha, ilk başta şunu çevirmeniz lazım. Şöyle. Bu şekilde bunu böyle, pardon yanlış yaptım. Hala yanlış. Heh, şöyle tamam. Bu şekilde sabitliyorsunuz. Yani gene pek çok sabit olduğunu söyleyemeyeceğim ama o olabildiğince sabit. En güzeli bunu yan yatırmak. O da şöyle mesela bak şu iç kısımda yine PlayStation logolarını görüyoruz. Bu PlayStation logolarının olduğu yere şu stand kısmı gelecek şekilde koyuyorsunuz. Şunu tabii ki bu arada standı şöyle ayarlıyoruz galiba. Bir saniye.
Şöyle bu şekilde yapıyoruz galiba. Çünkü tam bunun şeyi altı düz olmadığı için biraz kavisli yapıya sahip olduğu için o da ona uygun oluyor. Ve böylece bu şekilde düzde durabiliyor konsolumuz. Şu da gamepad'imiz. Bence oldukça şık olmuş. Bu arada hemen boyut karşılaştırmasına da gireceğim. Onu da göstereyim. PlayStation ilk başta klasikle başlayalım. PlayStation klasikle başlayalım. PlayStation klasik şu. Yani 2018 yılında çıkmış dediğim gibi. Tamam, PlayStation 1 biraz daha büyük ama yine de PlayStation 5 kadar büyük değil tabii ki. Daha çok PlayStation 3'ü andırıyor diyelim. O da burada bir yerde de bulamadım şimdi. PlayStation 2'yi getirelim mesela şimdi. PlayStation 2 slim versiyonla şöyle dikey. Oh, gitti. Şey gitti. Stand gitti. Neyse. Alırım sonra. PlayStation 2 ile aynı koyduğumuzda bu şekilde duruyor. 3'ü alalım. Şöyle 2'yi de vereyim. 3 ile aynı koyduğumuzda da böyle. Bu da bu arada hani şey yatay normalde yatay formda duran bir konsolu fakat böyle dikeyde koyabiliyordunuz. PlayStation 3'te de şöyle yan yana duruyorlar. Pro'yla nasıl görünüyor? Ona da bakalım. Bu arada konsollar gitgide ağırlaştı arkadaşlar. Yani bu artık 4,5 kilo falan galiba PlayStation 5. PlayStation 4 Pro da PlayStation 5'in yanında bu şekilde duruyor. Diyelim şöyle bu arka tarafı ön tarafında çevirecek olursak. Güzel görünüyor gerçekten ama biraz büyük olduğu bir gerçek. Böyle görünüyorlar. Peki. Gamepad. DualSense'te ne gibi farklar var? PlayStation 4 Pro'nun DualShock'una göre bir kere ilk başta artık share tuşumuz yok. Onun yerine create tuşu. Geldi buraya yine aslında benzer işlemi yapıyorsunuz. Videonuzu paylaşıyorsunuz veya işte yayına başlayabiliyorsunuz buradan. Tuşlar yenilendi. Buraya bir alt tarafa mikrofon eklendi. Mikrofonla beraber artık direkt ses kaydınızı bu cihaz üzerinden alabiliyorsunuz. Herhangi bir mikrofon ihtiyacınız yok. En önemli özellik tabii ki uyarlanabilir tetiklerin gelmiş olması. Bunu gerçekten denerken böyle konuşulduğu gibi falan değil. Denediğinizde çok keyifli bir deneyim alacağınızı hissedeceğinizi söyleyebilirim. Ben de merakla bekliyorum. Onu daha sonra da yine incelemede daha detaylı olarak bahsedeceğim sizlere. Oldukça keyifli bir deneyim yaşatacak gibi görünüyor. Jiroskop desteği tabii ki var. Yine hareket algılayabiliyor cihaz. Ve öte yandan ne var? Titreşim var tabii ki yine. PlayStation konsollarının olmazsa olmaz. O da bu cihazla beraber geliyor. Tuşlar yenilenmiş. Beyaz zaten bir şeyimiz var. Hatta PlayStation 4 Gamepad ile DualShock'la yan yana koyduğumuzda da bu şekilde görüyor. Üst taraftaki navigasyon dokunmatik alan da dahil olmak üzere her taraf yenilenmiş. Işıklandırma da şu altına gelmiş. PlayStation 4'te DualShock'ta ön yüzdeydi. Işıklı alan. Burada da şu dokunmatik alanın hemen altına yerleştirilmiş. Tuşlarda değişiklik var ama şeyler aynı. Stickler aynı. Arka tarafta tetik tuşları biraz daha büyümüş görünüyor. USB portu değişmiş tabii ki. USB, micro USB vardı. USB-C'ye geçildi. Bu şekilde. Bataryası da bu arada geniş. PlayStation 4 DualShock'una göre. Tasarımda bu şekilde görünüyor. Aslında 4'ü andırıyor. Fakat biraz daha böyle büyümüş, genişlemiş bir tasarımı var. Geriye doğru gidelim. PlayStation 3'te nasıldı? PlayStation 3'te gamepad bu şekildeydi. Six Axis deniyordu buna o zaman tabii. Bu da ilk jiroskopun geldiği şeydi. Koldu. PlayStation tarafında diye hatırlıyorum. PlayStation 2'ye gidersek biraz hor kullanmışım şu şekilde. PlayStation 2 tamamen analog üzerine. Bu da ilk joysticklerin geldiği şeydi. Koldu. Ve bu da PlayStation 1 kolu arkadaşlar. Buradan buraya nasıldı, nasıl devam ediyor hep birlikte görüyoruz. Vallahi bu şekilde. Yani kutu içeriğine de baktık. Kutusundan çıkanları da bak. PlayStation 4'ü de şöyle artık geriye alalım. PlayStation artık mekanı sahibi, yeni sahibi bu. Yerine de birazdan koyacağız. Sonrasında inceleme detaylarına, şeylere başlayacağız. Bakalım bizlere ne sunacak. Çok bu arada şeylerden bahsedeyim. PlayStation 5 ile beraber çıkış oyunları Spider-Man, Miles Morales ve Sackboy Büyük Macera, Big Adventure PlayStation oyunları, özel oyunları. Bunlar Türkçe dublajı ile geliyor.
Zaten konsolu aldığınız anda bunlar bu oyunlarda çıkmış olacak. PS'e çıkmış olacak. Onu söyleyebilirim. Artı Dark Souls PlayStation 5 Remake özel sürümü. O da piyasaya çıkacak. PlayStation 5'i satın aldığınızda var olacak. O da Türkçe altyazı ile beraber geliyor. Öte yandan Astro bir oyun daha var. Tam adını hatırlamıyorum ama PlayStation 5 zaten geldiğinde yüklü olarak içinden çıkan bir oyun var. Astro macerasıydı galiba. Emin değilim. Hatta şuradan kontrol edeceğim. Söyleyeyim size. Evet, Astro Playroom. O da Türkçe altyazı seçeneğiyle beraber geliyor. O oyunda daha çok bu gamepad'i vesaire falan tanıyacağınız ve daha sonra diğer oyunların nasıl bir kullanım sunacağını anlayacağınız oyun olacak. Onlarla beraber bol keyifli zaman sizleri bekliyor, bizleri bekliyor. Her birinin bu arada incelemesini sizlerle ayrı olarak paylaşan PlayStation 5 incelemesi 11 Kasım'da ambargosu kalktığı anda yine kanalda olacak. Takipte kalın diyelim. Sormak istediğiniz sorular varsa muhakkak bu videonun altına yazın. Onlara daha fazla dikkat edeyim incelemesinde. Sonrasında Spider-Man incelemesi gelecek ve diğer serileri falan hepsini yapacağız arkadaşlar. Legion, Watch Dogs Legion, PlayStation 5 özel sürümü. Yine keza şey var, Valhalla, Assassin's Creed Valhalla, PlayStation 5 özel sürümüyle beraber yine incelemesini ayrı olarak paylaşacağım, seri olarak sizlerle paylaşacağım diyelim. Ve artık burada kutu açılış videomuzu sonlandıralım. Kendinize iyi bakın. Eğer aklınızda takılanlar varsa mutlaka dediğim gibi yorumlara yazın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.